Eğer bu hata tekrarlanırsa hepiniz Arkay Malikanesi'nden kovulur, onlarla birlikte yaşarsınız. Kaybolun şimdi, kaybolun şimdi. Sen benim doğurduğum kızımsın. Sen benim öğrettiğim değerlerle büyüyen bir kızsın. Asla zayıf olmayacaksın. Cesaretini topla ve metanetli ol. Başın dertteyken sabırlı ol. Düşmanlarının karşısında güçlü ol. Beni mi özledin? Karıcığım. Bay Rishab Kundra. Benden ne istiyorsunuz? Her zamanki gibi isteklerimi yerine getirmek için sabırsız. Benden intikam almak istiyordun. Bana ders verecektin. Bana işkence yapacaktın. Yap o zaman. İşim bitene kadar da durma sakın. Hakaret et. Aşağıla. Ama anneme hakaret etme hakkına sahip değilsin. Duydun mu beni? Hakaret mi? Bana sor. Saygı, onur, gurur, ego, özgüven. Senin ailen bu özellikleri hak ediyor mu sence? İsmi bile olmayan bir topluluk içinde yaşayan insanlar onur ve saygı konusunda ne bilebilirler ki? Söylesene. Bir statünüz bile yok. Ve hakaretten söz ediyorsun. Ne komik. Hakaret nedir söyleyeyim mi? Film setinde gördüğüm şey onurdur. Orada kralım ben. Diğerleri de benim kölelerimdir. Ama bir gün aniden ortaya değersiz bir kız çıkıveriyor ve herkesin önünde beni tokatlıyor. Ve kölelerim de bana gülüyorlar. İşte hakaret bu. Sen bunu hak etmiştin. Sen bunu hak etmiştin. Ne? Hak etmiş miydim? Evet. Ya, hak ettim demek. Aniden ortaya değersiz bir kız çıkıveriyor ve herkesin önünde beni tokatlıyor. İşte hakaret budur. Sen bunu hak etmiştin. Ne?
hak etmiş miydim? Evet. Hak ettim demek. Ha? Hak ettiğimi tekrar söyle. Beni tokatlayarak sen ne hak ettin peki? Biliyor musun? Bütün gece bunu düşündüm. Hiçbir değerin kalmadıktan sonra seninle ne yapacağımı düşündüm. Önce seni kaçırtmayı düşündüm. Ya da yüzüne kezzap dökmeyi. Ya da bu hikayenin de senin de sonunu getirmeyi düşündüm. Sonsuza kadar. Ama hayır. Bunu yapamam. İşte o zaman bir yol kenarı suçlusundan farkım kalmazdı. Arkay kahramandır. Aşağılık bir suçlu değil. Ama seni bırakamazdım da. Eğer bıraksaydım belki gayri resmi baban ölür ya da kurtulabilirdi. Ve sen de 3-4 yıla Mukund Dixit gibi bir böcek daha bulup onunla evlenirdin. Ve orta sınıf bir kız gibi çocuklarını doyururken Arke'ye attığın tokadı unutur, hayatına devam ederdi. Ama o tokat Arke'in yüzünde kalırdı. Bu yüzden seninle evlendim. Hayatını bana bağladım. Artık benim tutsağımsın. Bağır, çağır, debelen, acı çek. Ama gözlerimin önünde yap. Öfkem dinene kadar. O tokadın sesi kulağımdan gidene kadar. Kalbim bana intikamın bitti. Rishab Kundur'a diyene kadar. Çaresizce yıkıldığımı görmeyi çok istiyorsun. Acı içinde olduğunu. Hayalin yavaş yavaş öldüğünü görmek. Beni perişan etmek. Ama ne yazık ki Bay Arkay, ben öyle biri değilim. Ne kolay boyun eğerim, ne de kolay pes ederim. Dua et. Hayal et. Ama sen acımı göremezsin. Bakalım bu oyunu önce kim kaybedecek? Thank you.